Hoş geldiniz. İsmim Zülfü Kaya. Elazığlıyım. Merkez Kapalı Çarşı'da esnafım. Sizler de geldiğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ederim. Çünkü bizim derdimizi inşallah yetkililere bildireceksiniz. Kamuoyunda bu dertlerimize inşallah bir derman olursunuz. EYT'ye takılmamız şöyle, biz esnafız, biz bakurluyuz. Bakurlu olduğumuz için 9000 prim günümüz var. Artı benim daha önceden bakura prim borcum vardı. Yapılandırma yaptırdım. Yani borçlandık, 500-600 milyar para yatırdım. Artı Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce Kayseri mitinginde bunu dile getirdi. Biz çok sevindik. Ondan sonra EYT çıktı. SSK'lılar 5900 den emekli oldu. 43 yaşında emekli oldular. Ben esnafım. 25 yılı doldurmuşum. Artı 51 yaşındayım. EYT'ye de vuruyorum. 8000 günüm var. Ne yazık ki emekli olamadım. Çok zor durumdayım. Mağdurum. Primleri yatıramıyoruz. 6-7 TL arası primler. Elimiz ekmek götüremiyoruz. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bey'den de, biz bunun yani inşallah kısa zamanda bu yasanın çıkıp da benim nezdimde bütün esnafların iyiye çıkmasını istiyorum. Mağduriyetimiz budur. 43 yaşında emekli olmuş, ben 51 yaşında emekli olamıyorum. 8000 günüm de var. Yani devletimiz yani bir açıklama yapsın, bu bakur mağdurların ne olacak? Bir açıklama istiyoruz yani, bize yardımcı olsunlar. Yani isteğimiz odur. Ödeyemiyoruz. Evim kira, dükkanım kira. Evimize ekmek zor götürüyoruz. 2 tane çocuğum var. Üniversitede okuyorlar. Artı dükkan kiraları çok pahalı. Elazığ'da deprem oldu. Depremden dolayı, pandemiden dolayı ev kiramız bağlı, dükkan kiramız bağlı. Artı bir de biz EYT'ye vuruyoruz. Benim 8000 günüm var. Artı bu yanda 5500 günden, 5900 günden emekli olan var. Primlerimizi ödeyemiyoruz. Ödemeyince borçlanıyoruz. Çok zor durumdayız. Yani yetkililerden yardım istiyoruz. Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben ödeme yapamamıştım Bakura. Faizi de vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri mitinginde, Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce 7200'e hani gelecek deyince biz ve bizim bütün bakurlar sevindi. Elimizde olan, avucumuzda olan, kim arabasını sattı, kimin evini sattı, kimi kredi çekti. Ve evet, benim arkadaşlarımdan bankaya faiz ödeyen var. Hani bu çıkacak diye yasa çıktıktan sonra biz de emekli oluruz. Hani bizim de hakkımız. O yüzden yani ben de yani şöyle diyelim, 60 tane tam altın borç ettim. Ben tam altını borç ettiğim zaman 9750 liradı. 585 liradı. Bugün benim o tam altın borcum 1.050.000.000 olmuş. 17 lira. Ben onu ödeyemiyorum. Huzurum bozulmuş. Ailemden huzurum bozulmuş. Ben 60 tane tam altını nasıl ödeyeyim? Ödeme yapamıyorum. Artı biz dedik hani şey olursa ufak ufak öderiz. Artı yasa çıkmadı. 7200'e düşmeyince, yani 7200'e düşerse EYT'de vurduğumuz için inşallah emekli nasip olacak. Artı 1,5 yıl geçti. Çıkmadı ve mağduruz. Artık primlerimizi ödeyemiyoruz. Borcumuzu nasıl ödeyelim? Primlerimizi ödeyemiyoruz. Borcumuz, evimin huzuru bozuldu. Akrabalarımdan huzurum bozuldu. Yani çok bunalımdayım, çok zordayım ben. Devlet yetkililer bana yardım etsinler ya. Ben bunalımdayım yani. Yani en azından bir açıklama yapsınlar. Yani en azından bir önümüzü görelim. Yani öyle yani. Sonuçta bu yasa çıktı, bu EYT çıktı. Bize vuruyor. Ve artı 25 yıl biz buraya prim ödemişiz. Bizim hakkımız. Yani hakkımız olan bir şey istiyoruz. Biz başka ne diyelim yani, devletimiz sağ olsun, biz bir şey demiyoruz. Ama yani biz bakurlar olarak unutulduk. Bir kenara atıldık. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Diğer partilere de söylüyoruz. Yani
Diğer partiler de bizim bu gündemimizi getirsinler, söylesinler. Ya sonuçta mağdur. Öyle yani. Bizim sorunumuz bu. Yani bu durumda biz primlerimizi yatıramıyoruz. Bizim de bu 7200'ün çok mağduru çıkmasını istiyoruz. Olumsuzluk var. Bunu biz sayın bizim pandemi falan töken beyden de istiyoruz. Bizim esnaf ve sanatkar oda başkanımız, yani onun da söylemesini istiyoruz, gündeme getirsin. Yani tamam, o diyor ki getirmiyorlar mesela, o öyle diyor. Getirmiyorlar ama yani sonuçta bizim haklarımızı söylesin, yani bizim haklarımızı. Yani sonuçta bizim haklarımızı söylesin. Ve artı bizim Elazığ bakkallar şeyine, oraya da söylüyoruz. Yani bizim şeyler mağduriyetimizi anlatsınlar. Yani pandemi falan Döken Bey'den de istiyoruz. Ya o da gündeme geldi o zaman. Yani o zaman Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce. Ya velhasıl ki biz 7200 istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Biz çok mağduruz. Ben diğer bakurlar adına da konuşuyorum. Diğer arkadaşlar da zor durumda. Yani yardımcı olsunlar bize. Evimize ekmek götüremiyoruz. Esnaflar zor durumda. Ya bunu biz meclisten istemeyeceğiz, kimden isteyeceğim? Yani biz bunu mecbur yetkililerden, devlet büyüklerimizden bize yardım etsinler istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmışız.